bütün hastalıkların neden bu kadar yayılması, gençlere gitmesi, gençlere kadar vardığını, çocuklara kadar geldiğini görüyoruz. Beslenme kültürünü yöneten bir akıl mı var, bir durum mu var? Neden yanlış besleniyoruz? Bana sorarsanız aynı akıl. Çünkü Henry Kissinger'ın çok önemli bir ifadesi var. Diyor ki eğer bir ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız petrollerini ele geçireceksiniz. Evet. Bir ülkenin de yaşayan insanları ele geçirmek istiyorsanız gıdayı şey yapacaksınız. Gıdalar, insanları ele geçirmek için gıdasıyla oynayacaksınız diyor. Biz de bunu yaşayarak gözlüyoruz, görmüşüz. Ve onun için işte gıda terörü dediğimiz, bu gıda nereden başlıyor? Gıda topraktan başlıyor. Topraktan, üretimden başlıyor. Üretimden fabrikaya geliyor. Oradaki karıştırmalar. Ondan sonra fabrikadan işte fırınlara geliyor, pastanelere geliyor, yemekhanelere geliyor. Orada bütün her devrede bulunan bu kurcalanıyor. Ve hakikaten en başta da tabii Türkiye'de en önemli gıda ve de temel diye kabul edilen ve şey yapan buğdaydan başlıyor. Yani buğday hibrit bugün. Hibrit ne buğday. Hocam hibrit buğday ne demek? Hibrit demek cüce buğday demek. Yani bizim hani geleneksel diyoruz ya. Evet. Geleneksel buğdayla hiçbir alakası yok şimdiki buğdayın. Bir kere hibrit demek kromozomu artmış, kendisiyle oynatılmış, işte 42 veya 40 küsur kromozomu olan. Bundan dolayı doğaya da doğanın meşakkatlerine, zorluklarına, işte dona, ona, buna, rüzgara, böceklere karşı dirençli ve dayanıklı olsun diye içine mühendisler, ziraat mühendisleri veya gıda mühendisleri tarafından aşırı derecede gluten dediğimiz protein, bitkisel protein injekte ediliyor. Yani daha doğrusu o şekilde programlanıyor. Normal geleneksel buğdayda ki bizim siyez buğdayımız gibi 14 kromozom, 12-10 kromozom yani değişebiliyor bu kendi aralarında. Bir kere kesin değil, yani mutlak değil, statik değil şey olarak. Fakat %10, %14 protein bulunur normal bitkilerde, geleneksel bitkilerde, geleneksel tahıllarda diyebiliriz. Burada %60, %80 gluten var. Of. Gluten ne? Glutenin 23 bin türü var. 23 bin? 23 bin türü var. Ve işte bu gluten hakikaten yabancı bir protein. Hazmı zor olan bir protein insanlar için, bizim için. Bunları çok kullanacak vücudumuzda enzim dahi yok. Yani yaratılmamış o şekilde, yaratılmamışız. Onun için vücutta reaksiyon meydana geliyor. Yalnız ekmek için konuşuyorum. Çünkü Türkiye'de en çok tüketilen ekmek, unlu mamuller ve ekmek. Onun için konuşuyorum. O işte 2006'da yapılan Dünya Sağlık Organizasyonu şeyinde toplantısında ki İstanbul'da yapıldı. Oradaki raporda, Dünya Sağlık Organizasyonu raporunda diyor ki Türkiye'de çok fazla ekmek tüketiliyor. Türkiye'de en kötü ekmek üretiliyor. Türkiye'de ekmek tüketimi azaltılırsa hastalıklarda %30 azaltılır. 2006. Ekmek yerseniz koyun gibi olursunuz dediniz geçtiğimiz günlerde. Tabii ki. O işte tahıldan dolayı geliyor. Glütenden dolayı geliyor. Glüten hakikaten, glüten ve ayrıca glütenin dışında da buğday, modern buğday dediğimiz, cüce buğday dediğimiz buğdayda birçok maddeler var. Mesela karbonhidrat var. Amilopektin A denilen bir karbonhidrat var. Başka şeyler de var. Pektin var, lektin var. Fakat bu karbonhidrat, amilopektin A karbonhidratı kan şekerini beyaz şekerden çok daha yükseltiyor aynı miktarda kullandığınız zaman. Yani kan şekerini en yükseltiyor. Kan şekeri yükselince ne oluyor? Kan şekeri yükselince şeker hastası olun olmayın, obezite başlıyor. Obezite başlayınca bütün hastalıklar temeli. Kronik inflamasyon diyoruz. Yani mikropsuz yangı diyoruz. Vücutta mücadele. Yani vücutta bu mücadele. Hem gluten kendi yapıyor, hem buğdayda bulunan, unda bulunan amilopektin A karbonhidratı şekeri çok fırlatıyor. İki yönden, sanki böyle çift başlı şey gibi bir araba düşünün, çift başlı at çekiyor. Onun gibi hastalık dört nala geliyor efendim. Evet, aslında bir beslenme kültürünü yöneten, işte buralardan böyle ilmek ilmek saldırtan bir durum ki, var. En acıdır ki, ben de buna da terör diyorum, geleneksel. Bu tahıl, bu buğday geleneksel değil.
Ama geleneksel diye halk bu şekilde algılandırılıyor. Evet. Yutturuluyor yani. Burada şöyle bir şey. Ben öyle bir şey söylemedim. Evet. Şimdi gıda derken Türkiye'de biraz önce mesaj attı. Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Dernek Başkanı Rasim Aydın. Şimdi Profesör Doktor Ayten namlı bir çalışma yapıyor. Türkiye'deki tarım arazileriyle ilgili. Yani ciddi anlamda inorganik madde var. Metal var. Toprakta. Bu da kimyasal gübre kullanımıyla ilgili. Bunu Cumhurbaşkanı'na da sunuyor raporunu. Yani Tarım Bakanlığı'na sunuyor. Oradan Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı geçen yıl 2000 hektar alanda sadece organik çay üretin diyor. Kimyasal gübre kullanmayın diyor. Bir çalışma başlatıyor. Bakıyorlar ki Türkiye'de Tarım Bakanlığı yeterli organik gübre yok. Yani toprağın yeniden bir rehabilite edilmesi lazım. Organik gübre yok. Dolayısıyla bu solucan gübresi üreticilerinin aldığı sonuçlar, mucizevi sonuçları var. Toprak yeniden ürün, organik ürün. Fakat tabii burada da lobi Türkiye'de karşılaşıyorlar. Yani bu tüm satış kanalları aşaraktan pazara inmek kolay bir iş değil. Yani Türkiye'de devlet bu işin şu an daha topraktayken farkına vardı. Yoğunla bir çalışma süreci var. Çünkü mesela Sağlık Bakanlığı'nın 2011-2016 yılları arasında yapmış olduğu araştırmalar var. Bu Ergene çayı, Lüleburgaz 40 kareli. Evet, o bölgede kanser oranı onun etrafında %37. Şeyde, Lüle Ovası çevresinde kanser oranı %25 seviyesinde şeye göre, diğer yerlere göre. Dünya ortalaması %16. Türkiye ortalaması %13. Çok yüksek. Bakın, çok dünya yüksek. Ortalaması %16. Türkiye ortalaması %13. Demek ki fabrikadan atılan ağır metaller, dumanlar insanları hasta ediyor. Dolayısıyla sağlıkta şöyle bir şey var. Yani hasta olmak problem değil, erken teşhis olmak gibi böyle geliyor ya. Erken teşhis edin ki tedavi edelim. Oysa ki çevre faktörleri burada çok daha önemli. Yani işte önlemek çok önemli. Önlemek çok önemli. Tedbir almak çok önemli. Tedbir almak çok önemli. Sen şimdi hasta ol, git hastaneye, ben sana faturayı keseyim diyor. Burada temel şey çevre faktörlerini düzeltelim, hasta olma olmalı. Evet. Yani evet. Hocamın da zaten sürekli programlarda uyardığı bu. Dolayısıyla topraktan başlıyor. Şimdi burada motivasyon kaynağı ne? Dünyada gıda ile ilgili, GDO ile ilgili bu kadar oynanan insanın yiyeceğiyle bunun motivasyon kaynağı ne? Para ikinci plandadır. En tepede. Bakın, para ikinci insanların işi. Yani en tepedeki oyunu kuruyor. Üstün ırk projesi buna dahil midir hocam? Üstün ırk başka bir proje. Yani yani her şeyini gıdasını da kontrol altına alıyor, beslenmesini de kontrol altına alıyor ve biz daha üstün bir ırk yaratacağıza gelir mi bu? Yok. Bu dünyada şimdi dünya insanını kontrol etme. Kedi gibi kendi etrafında dönsün, dursun. Hastaneye gitsin, gelsin. Bunlarla oyalansın filan. Yani tahıl beyni olsun, koyun olsun. Evet. Evet. Koyun olursunuz derken bunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla işte ekonominin ekonomist dergisinin kapağında veganlığı öven bir şey vardı. Evet. Güya dünyada şimdi 2050 yılında iklimin şu kadar dünyanın havası kirlenecek. Bunun için diyor hayvansal gıda tüketmeyin diyor. Et yemeyin diyor. Şimdi evet, vegana şimdi gireriz bunu, biraz bunu, daha. Aynen. Evet, şimdi ne diyor hocam? Et yiyin diyor, et değil mi? Dolayısıyla burada veganlığa yönelten bunun iyi kötü ayrı bir şey ama insanın et bilimsel olaraktan hocamın anlattığına göre et insan şey için çok önemli değil mi hocam? Et ve yağ. Et yağ ile beraber et. Evet. Dolayısıyla şimdi niye bundan uzaklaştırıyorlar bunu? Şimdi burada Bakara 205 okusun Kur'an'dan seyircilerimiz. Bunu motivasyon kaynağını anlamak için. Onlar başa gelirse ekinleri ve nesilleri değiştirir. Şey bu. Ekin değişimi nedir? Ekin gıda değişti değişimi. Zaten. Evet. Toprak nesil bozuldu değişimi zaten. Tabii. Şimdi biraz sonra gireceğiz. İklim değişikliği de var. Tabii bakın. Bu işin toprak boyutu var. Şimdi Amerika'daki bir tarım ilacı ile ilgili 280 kanser oluyor biri dava ediyor. 289 milyon dolar tazminat kazanıyor. Kaç kere ödediler? Evet. Amerika'da tarım ilaçlarıyla ilgili 5000'den fazla dava yürüyor şu an. Of of.
Evet. Tarım ilaçlarını tabii konuşmak lazım. Demiyorum. Yani. Tarım zehri. Tarım zehri. Tarım zehri. O ilaç değil. Şimdi Türkiye'deki araştırmalarda tarım zehri insanlara zarar verdiği kadar toprağa elverişsiz hale de getiriyor. Aynı zamanda verimsiz hale de getiriyor. Hı hı. Şimdi aynı ilaçlar Türkiye'de var mı yok mu? Var. Peki Amerika'da bu dava açıldıysa Türkiye'ye de yansıyacaktır bu tür davalar. Bir de burada bunları konuşaraktan seyircilerimizi de yanlış bir şeye vesveseye falan düşürmek istemiyoruz. Buradaki amacımız uyanın düşündürmek sadece. Evet, düşündürmek. Çünkü buradaki yetkili merci sonuçta hocam profesördür. Bu konuda otoriterdir. Ama Sağlık Bakanlığı'nın kurulları var. Artık dünyada her şeyi kamudan değil, insan kendi sosyal mücadelesini kendisi de vermeli. Kitlenin talebine göre kurumlar hareket eder. Ağlamayan çocuğa emzik yok derler, yok. Değil mi? Meme verilmez. Meme verilmez yani. Evet. Şimdi buradaki motivasyon kaynağı belli. Bir taraftan tarım ilacını, terör ilacını diyelim. Şimdi onu soracağım birazdan canım hocama. Tarım ilacını bir taraftan sahaya sürenle, yani hastedenle, tedavi için ilacı süren aynı el. Farklı değil. Evet, sizin hep söylediğiniz şey tez, evet. Antitez. Yani. Yok aynı, şimdi, aynı. Şimdi aynı. Burada savaşa silah satıp sakat bırakan insanlarla, İnsanların değerleri üzerinden algı yönetip sakat sandalyesi dağıtanların mantığı da aynı. Kökeni de aynı. Bu dünya insan kaynağının yönetme işi. İnsanların yönetilmesi lazım. Meşgul edilmesi lazım insanların. Hastalık bir meşguliyettir aynı zamanda. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Aralık ayında. 13,5 milyon kişi ameliyat olmuş. Türkiye'de. Nüfusumuz bizim 81 milyon. Nüfusun 1/4 biri evet. Ameliyat olmuş. SGK'nın kanser ilacını harcadığı para 4.9 milyar dolar. Önlemeyi harcadığımız para ne kadar? Ne kadar? Sıfır. Yani belli bir istatistik yok bu noktada. Bak ne diyorum? Önleyici. Hayır şimdi bak ne diyorum? Antalya'da oran belli araştırmalara göre kanser oranı. Niye? Tarım ilaçlarından. Lülevas'ın da belli, Ergene çayında belli. O zaman buralara yönelik kanser daha çok bu bölgelerde. Evet. Ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bizim bu olaya daha kapsamlı bakmamız lazım. Bireyin, vatandaşın kendi önlem alması yetmez. Yani GDO'lu gıdayı topluma soktuğumuzda bu milleti hastalığa davet ediyoruz. Sonra bizim en büyük harcamamız sağlık gideri. Yani bak sadece SGK'nın harcadığı para 25 milyar dolar. Bunun 4.550 civarında kanser ilacına 4.9 milyar dolar. Şimdi Türkiye'deki farklı şeker hastalığının sayısına, kalp yetmezliğinin sayısına bakarsak biz bunları çözdüğümüzde ekonomiyi düzeltiriz. Değil mi? Tabii. Bakın söyleyeyim direkt. Çünkü giden para ortada. 10 yılda giden para ortada. Dolayısıyla, bir de şuna dikkat etmek lazım. Bu paralar nereye gidiyor? Tamam, hastalara bakılacak. İlaç da verilecek. Peki bu ilaç kanser ilacından veya bir başka ilaç, tiroid ilacından, tansiyon ilacından kimler kazanıyor? O zaman buradan ilaç sektörüne girmek lazım. Yani, kimin kimler elinde, kimler kazanıyor? Nasıl kazanıyor? Evet. Şu olarak değil mi? Ona girmek lazım. Tabii. Yani ilaç bol bol herkese ilaç dağıtılıyor. Mesela antidepresanla. Önüne gelen antidepresan ilacı içiyor değil mi hocam? Herkese veriliyor. Artık öyle bir sistem kurulmuş ki maalesef. Sağlık ocaklarında bile antidepresan yazılıyor. Tabii. Ama sağlık ocağında D vitamini yazılmıyor. Yasak. İki taneden fazla. D vitaminli 3 liralık bir ilaç. Hastalıkları önleyen bir şey. Steroid hormon. Tabii. Bu yasak. İkiden fazla vermek yasak. Toksikmiş vesaire. Öteki ilaçlar antidepresan toksik değil mi? Çantamda var. Bütün yan etkileri böyle. Hocam son... Yani bunu sorgulamak lazım. Yani sağlık ocaklarına kadar antidepresan yazılabiliyor. Evet. Bu doğru mu sizce? Ya. Bu sizce doğru mu? Hocam mümkün değil tabii ki. Bakın son kimler kontrol ediyor ilaç sektörünü? Bunu sorgulamak son lazım. Son 9 yılda sağlık harcamaları %800 artmış. %800 evet. Ya inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Kanser artışından, sağlık harcamalarından, evet. İlaçlardan. Evet tamam şimdi biz yaptığımız ya. Hastanelerle övünüyoruz. Yani çünkü hastalığı üretiyoruz. Yani %800 sağlık harcaması artmış da hastalık da artmış. Yani bir şey mi önlenmiş? Hastalık daha çok arttı. Evet. Yani kalp hastalığı mı önlendi? Her tarafta stent. Evet. Herkeste hipertansiyon. Herkeste şey. Dolayısıyla
Bu noktada bizim toplum, millet olaraktan ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Şimdi bakanlığımız var, düşünüyorlar ama temel problem dediğim gibi şimdi biz geçmişte bazı konuları anlatırken komple teorisi gibi filan falan diye suçluyorlardı. Şimdi yeni yeni geldiler. Yeni yeni evet. Tabii işte şimdi biz, böyle size anlata anlata oldu. Şimdi bakın bir örnek vereceğim. Çin'le ilgili Türkiye'de ilk ya kardeşim bu yükselen Çin değil yükseltilen Çin dediğimde gülüyorlardı. Ama şimdi bu batıda konuşulmaya başladı ve diyorum ki bu yılda ifşa edilecek. Trump bunu ifşa edecek. Aynı şekilde bizim bilim adına çıkan hocaların ben izliyorum ekranda konuşmalarında bilimi ideolojik kullanıyorlar. Hmm. Bilimi ait oldukları bir misyona göre saptırıyorlar. Şimdi ilaçlarda reçetelerde ne var? Bir endikasyonlar var, bir kontraindikasyonlar var değil mi? Yani etkileri, yan etkileri. Birçok şeyde bu konuda da bilim der ki her şeyi sorgula. Yani bu ilaç sektörünü sorgula bakayım sen. Amerika'da 260 bin doktor üstünde yapılan bir araştırma var. Doktorlara ilaç firmasının biri, ismini vermiyorum, hediye veriyor. Belli bir 30 bin doktora, 60 bin doktora. Hı hı. Hediye verilen doktorlar %50 daha fazla yazmışlar. O şeyin ilacını ve pahalı ilaç yazmışlar. Şimdi bu Türkiye'de değil, bunda Amerikan Tıp Dergisi'nde yayınlanıyor. Evet. Dolayısıyla şimdi bu dünyada böyle var. Kimseyi suçlamak falan istemiyoruz ama 13,5 milyon ameliyatla biz övünmemeliyiz. Oturup çok şöyle fazla bir düşünmeliyiz. Savaşa mı girdi Türkiye'ye? Nereye girdi? Bu kadar ameliyat.